Bir önceki bölümde çocuğun evine gitmiştik. Oradan bulduğumuz kanıtlarla bir bara gittik. Barda konuşulanlara göre işte işi veren adam uzun faullü, alkol kullanmayan birisiydi. Adamı bulduk. İlk önce kendimiz böyle 30 dakika kadar takip ettik. Sonra adam kalktı gitti. Sonra gazetede bir çocuk vardı. Küçük Wiggins. Wiggins her ne nasıl okunuyorsa. Ona görev verdik takip etsin diye. Çocuk takip etti. Önce adamın sanırım kendi evine. Sonra da farklı bir eve kadar takip etti. Oradan da çizdi amblemle bize geri geldi. Amblemi inceledik. Birinin daha adresini bulduk. Şimdi ona doğru gidelim. Ama ben şunu bir yakayım. Tamamdır. Haydi gidelim. Şuradaki bir şey. Ha, bu arada çocuğumuz varmış. Doğru, çocuk da geldi. Yurtta kalıyormuştur. Yurdusu basmış. Çocuğumuz geldi lan. Çocuk ne alaka? Bizim şeyimiz vardı ya. Tom baba sonra tamam. Lord Marsh'ı ziyaret et. Işınlanabiliyorduk biz, bir ışınlanalım. Şimdi yeni şeylere bakalım. Ha, İngiliz arması. Marsh ailesinin arması. Bugünlerde bu aileyi Lord Marsh temsil etmektedir diyor. Kendisi tanınmış bir hayırsever. Whitechapel'ın yoksul insanların yiyecek içecek sıcak giysiler ve benzeri sağlamaktadır. Adam bayağı hayırsever. Onu bir önceki bölümde de okuduğum için şu an okumayacağım. Tamam, artık şunun evine bir gidelim. Holmes, about Caitlin. Caitlin Yes. konusunda diyor. Evet. She has grown up, hasn't Artık she? büyüdü öyle değil mi? Don't you think Sence it's de about onu time? anlatmanın zamanı gelmedi. Neyi Certainly. Tell anlatacaksın? her what, Watson? Well, about her father. Never. Babasını mı? Absolutely never. Do you hear me? Kesin. Holmes, Holmes babasının you're ölümünden sen responsible for sorumlusun the diyor. death Oha. of her father. You Ne gerçeği are boşsun, yeterince büyüdü responsible. artık. Onun gerçek babası You lose her. değilmiş. Can't you see that she Onu was never kaybeden your bunu Watson? göremiyor Is musun? that Asla clear? öğrenmemeli Watson diyor. It won't and can't happen. Öğrenmeyecek. Çocuğun babası ölmüş değilmiş. Bay Chapel, Coming, evde please. misiniz? Ha, bak bir önceki bölümde çocuğun takip ettiği eve Day, geldik. gentlemen. İyi günler Welcome to beyler, my home. evime hoş How geldiniz. may I help Size you? nasıl yardımcı Good day to you, olabilirim? Lord Marsh. My name is Sherlock Holmes, and this is my Sevgili friend and colleague, Dr. dostum, Watson. mektuplaştığım Doktor Watson. Adamı bir inceleyelim. Kızarık gözler. Kötü hissediyor. İyi uyuyamamış. Bence kötü hissediyor ya. Oradan şöyle alta doğru bir gidelim. Neyimiz var buralarda? Şey yok. Altın yüzük. Zengin adam. Battaniye. Hasta. Bir şey saklıyor. Bunlar burada yazıyor. Buralarda bir şey var mı? Yok. Kaplar. Güçlü hareketsizler diyor. Defter. Lord Marsh'ın kişisel yardımcısı. Yemek tarifi. Kişisel yardım. Sanırım burada bulanık bir şekilde yazıyor. Tamam. Bu adamın neyi var? Avcılık kulübü üyesi. Nakışlı motif. Stetoskop. Hekim diyor. Araştırmayı denen. Kurulu karakter portresi mi? Robin Fisher 25 yaşında genç bir adam ve şimdiden güvenilir bir hekim olmuş. İyi eğitimli, terbiyeli ve bir avcı.
bir avcılık kulübü üyesi. Mali açıdan zengin olduğu kıyafetlerden anlaşılıyor. William Fisher hekim olmanın yanında aynı zamanda Lord Marsh'ın kişisel yardımcısı. Lord Marsh toplum içinde yüksek bir mevkiye sahip zengin bir adam. Bu pahalı kıyafetinden ve değerli altın yüzünden anlaşılıyor. Hayatını yoksullara yardıma adamış. Lord Marsh'ın masasının üzerinde güçlü ağrı kesiciler içeren açık bir ilaç kutusu dedi. Başka da bunlara baktık. Buradan başka bir şeyimiz yok. Rahatsız ediyor muyuz I hope I'm beyler? not disturbing you. You are with your physician? Yes, this is Dr. Reuben Fisher. But no, please, I'm intrigued by your visit, Mr. Holmes. I'm glad to hear it. The last thing I'd wish is to upset the patient. Lord Marsh, can I just say that I admire all of your efforts in assisting the poor of London? Evet, bu sokaklarımızda mücadelesini vermemiz gereken bir savaş. Şimdi de evimizde diyor. Sana ne oldu lan? Benimki o talihsizler için olan eşya, giysi ve kitap dolu çantaları fark et. Yani her yerde dolu fark etmemek şey değil. Ben de bu ihtiyacı olanlara destek olmayı deniyorum. Düşününle belki biraz yardımcı olabilirsin. Olabilirim. Zaten şahsi hekimde olan Dr. Fisher'ın değerli yardımlarına da sahibim. Hastalığını bir soralım. Çok solgun görünüyorsun. Doktor Watson'sa bir bakmasını ister misiniz? Çok naziksin ama Lord Marsh'ın gerekli olan tedavisi ayarlayabilirim. Yani şimdi sadece grip oldum, birkaç gün iyi olurum. Şimdi öyle hissediyorum. Sadece grip oldum. Ağrı kesici diyelim. In that case, why are you taking such powerful painkillers? Excuse me, what do you mean? Mr. Holmes is referring to the pills on your table. I'm sorry, but that's a medical confidentiality. Yüzünüzü tanıyorum. İlginç, yüzünüz bana tanıdık geliyor doktor. Raft sizi Whitechapel ile bağlar. Well done. Bravo. Bravo. Bazen orada bulunan birkaç mı? Ah. Bu ortaydı. Özel bir iş mi? Tam olarak ne? Kesinlikle. Lord Marsh 1889 özel eğitim programına başladığından beri böyle insanların bir türlü uğraşıya ihtiyaçları olduğunu öngördü. Without education, we propose these opportunities to work with Lord Marsh. It offers the less fortunate a chance to help make London a better place. That's remarkable. Yes, indeed. In order to truly see, one requires vision, yes, but also insight. And Lord Marsh has believed this since he was a child. Oh, Dr. Fisher, Fisher kulağa romantik gelecek şekliyle anlatıyor. Let's close this topic. Tamam, konuyu kapatalım. Madem öyle istiyorum. Ünvanıma rağmen evet yoksullar için hazırlanan yedek çuvallarıyla evimi paylaşmak zorundayım. Lord Marsh believes that he can help all these poor people. Whitechapel yoksulları. Bu da ünlümesi. Bu ne? Lord Marsh hastanelerine yardım ediyor. Adam bayağı zenginlere yardım ediyor. Buralarda başka yoksullar için hiç bu kadar pahalı derdim malzemesi gelmemişti. Özellikle bir lordun evinde. Acaba çuvalların içinde cidden şey mi var? Yardım için. Lambert durumundaki yoksullara yardım. Sen bir yetim için insana yardım et. Daha okumadım. Bags full of food. Adamın evini geziyoruz lan bayağı bildiğin. Yukarı çıkabiliyor mu? Yok. It's closed. Dışarıda çıkmayacağım. Şu Watson'da vardı bir de şey. Ona bakalım. Ha dur, burada da var. Geçen sene 3 yetim tıp okuluna yerleştirildi.
Dokunmuş ve özel eğitim programı sayesinde çok sayıda yoksul ikinci bir şans elde etti. Ne? Lord Marsh arkadaşlarıyla aldı. Hangisi Lord lan? Lord Collins ve Lord Harrington. Şu yüzden sizin İngiliz milleti için olmasa müster seviyeli birlikte olurdu. Bugün dedi. Temelen şeyi. Birkaç belge. Mühürlü belge. Sevgili Lord Marsh, Kasım ayı için özel eğitim programına seçilen katılımcıların listesi böyledir. Çok umut verici bir duruma benziyor. Dört gözle bekliyorum. Patrick Tanner, Thomas Kelly, John Sobridge, William Thatcher, Reginald Stafford. Bu adamı hiç duymadım. Bunu da duymadım. Bu duyuldu gibi. John Strobridge. Bu ismi daha önce görmüştüm. Kayıp kişi gösterdi. Ha, doğru bak. Tam çözemedim. Size hayatını borç olan toplamda kaç kişi olduğu hakkında bir fikriniz var mı? Beni utandırmayın bari. Ama evet, bu insanlar benim ailem gibi oldular. Sanırım ki oldukça büyük bir aile olmalı. Evet, o liste sizin kısa öykülerinizden daha uzun olabilir. Hadi lan ardım. Ne kadar uzun olduğunu sorarsanız aslında fişir kaydını tutuyorduk. Manyakla bu listeye bir göz atabilir miyim? Evet, genç bu imkansız listeyizdir. Bu konuda taviz olan varmış. Bu surette bir polis yardımcı olacak. Yoksa bana teşekkür ederim. Her şeyi gönlünüzü olsun diyorlar. Teşekkürler. Asla manyak. Haa, bu açıldı. Birbirleriyle alakalı ipuçlarını bulduğunda bir çıkarım oluşturacaklardır. Kırmızı renk. Abi. Gitti ya, okuyamadım. Quatermain kulübü. Lord Marsh ve yoldaşları ünlü Quatermain avcılık ünlü üyeleriymiş. Hurst'un özel işi. 3 hafta önce George Hurst özel bir iş ile uğraştıkken ortadan kayboldu. Kayıp. Özel eğitim programında kayıp katılımcı. Kira özel eğitim programı. Lord Marsh insanları özel iş için kiralarken bir taraftan da onları özel eğitim programına katılmaya davet ediyor. Hah, kırmızı renk ipucu kombinasyonunu tıkladığında gösterir. Dur o zaman. Bunu nasıl şöyle mi yapıyoruz? Sıralamaya koyacağız herhalde bunu. Dur. Önce hangisi olduydu? Bunu yaptık. Bu ne oldu? Nasıl lan? Bunun nasıl olacağını anlamadım ki ben. Ya yaptım lan. Nasıl yaptım? Bağlantı.
George Hurst özel işiyle Lord Marsh'ın özel eğitim programı bağlantılı. George Hurst'ın bahsettiği özel iş ile özel eğitim programı arasında bağlantı yok. Hepsine tıkladık oğlum. Ha, çık ya. Başka bir şey yok değil mi burada? Yanlışlıkla çıktım, dur. Ona tekrar bakacağım, dur. Selamun aleyküm Sherlock Bey. Ne? Selamun aleyküm Sherlock Bey. Bu internet mi? Kafasında şey kuruyor da. Ya tamam yeter amına. I'm intrigued by the special education program. Şu arka tarafa bir kelim burası hala kilitli. Burada kilitli. Bakmadım bir şey var mı? Yok, bir de neye basıyorduk? Burada da yok.
Ha, bu adammış bak. Alalım gidelim artık. Burada yapacak bir şey yok herhalde. Sen nereye gideceğiz? Eve bir gidelim bakalım. Bu şu kız hazırlanmış bakalım. Kate wouldn't like it if I entered her room without her knowledge. Ya burada demiş kız. Holmes, we need to help poor Tom. Tamam oğlum, tamam, yardım edeceğiz. My archive. I can always consult with it if Bir şey yapamıyoruz. Şu odaya girip bir şey yapabiliyoruz mu? Yok, yapamıyoruz. Analysis table. It's useful for my work. Brave Toby, the best nose in the British. Whatsapp'a bir gidelim. Çıkarımlarda bir şey yok ki oğlum. Ben bir bok bulamadım. Bu da bizi ilgi... Dur. Neydi? 5 5 numaralı daire miydi? Oğlum. 2 7 3 Burası ne? Beşti herhalde ya. Burası nerede? 4 14'e geldik oğlum. 5 nerede? Sokağı 5 numaradaki bayan.
Dorset Street. 16, 12, 15, 14'müş lan bura. 5 numara da burada bir yerde olması lazım ya. Şimdiki. Bir desek. Şurası 2. 3. Ve şuradan direkt 7'ye geçiyor. Nasıl oluyor? Buraya bir de vuralım ya. Dört. Yardımcı olamıyorum. Burası ne sokağı lan? Burası da Dorset Street'miş. 10. Ha. Ben numara. Burada da ev var. Girdikten direkt. Açık yine ya abi. Nerede bu 5 numara? Burası kapalı. Çocuk buralardan atlıyordu, atlayabiliyor mu? Sanırım oyun tıkandı burada. Bunu açalım. Şurası açılmıyor. Dorset Street. Kapılara da vuralım ya. There's nobody at home. Aleyküm selam Samet, hoş geldin. Burası çocuğun şeydi lan. Bir an gelmeyeceğini sandım değil mi? Yani erken gelsen daha iyi olurdu Samet. Kaçırdın oyunun başını bak. Babamla ilgili hiç haber getirdiniz mi? Oğlum buna mı gelecek biz yoksa? I wanted to ask you if you remember your father mentioning anything about a special education program. An education program? Hayır. O sadece özel bir işten bahsetmişti. What's this box, Tom? Oh yeah. I just found it, Mr. Holmes. It was ever so. Abi Sherlock mı oldu? Aynen. I've no idea why. Well done, my boy. Oyunu da biliyor amına nasıl bebel al. Hı? Her oyunda biliyorum nasıl bir bebe oldu. Ne diyor oyun yok ama. Nerenin anahtarını aldık lan biz? Ramrod.
seen a rifle. Tüfek. Bu ne? Wolfjack. Looks like a military. Askeri bir rozet. Çevirecektim ben onu ya. Oil can also be used on weapons. Tom, does your father? Emren abi beni çok trollüyorsun ama. Diyor. Beni çok trollüyorsun ama diyor. Tüfeği bulman gerek şimdi. Tüfek nerededir? Şu üstte olabilir mi? Just some old things. Yok. Aha, kuvadi olan. Yoğun sıvı. Neymiş bu? Bu parçası bir silah yağlamak için kullanılmış. Tom, does your father have any other property? No. Well, at least I don't think so. Kesin var. He'll take a sniff of the oil and we'll find that rifle. Şimdiki Tom'un evinde bulunan bir anahtar. Kumaş parçası yağlanmış diyor. Askeri rozet. Köpek Toby'ye çizim ve getirip arasına yöne dön. Tamam, gidelim. Sherlock burada biraz aptal gibi. Bu biraz değişik ya oyun. Ben de anlamadım. Çıkarım bıkarım var, ben onları hiç çıkaramadım. Esprimi yaptın lan biraz önce. Baksana hepsinde hiçbir şey yok ya. Ya ben bulamadım. Come on Toby, it's time for you to earn your keep. Haydi gidelim Toby. Bunu kolay görse silah yerine. Hadi lan oradan. I prefer to visit Lord Marsh. I'm worried about the condition of his health. Tamam, ona sonra da gideriz, dur. O kadar da çabuk bulmuyor be Samet. Abi 2 gün kaldı. Neye lan? Bebeği kontrol ediyoruz ama. Canım sağ olsun Kamet, ne diyeyim. Bunu köpeğin aklına gelmiyordu ama. Hayda. Yol ikiye ayrılıyor. Dur, şurada ne var? O zaman diğer taraftan. Ulan niye ikiye ayrılıyor?
Abi oyun ne kadar ve gereksime ihtiyaç var mı? Valla ben oyunu birkaç gün önce 2 liraya aldım bak. İndirime girmiş. Sistem gereksinimine bakmadım eski oyun diye. Burada bir şey var. Böyle depolama var. Tamam. Ha, kapı. Oyun güzelmiş aslında. Bu seri herhalde ya. Bunun bir tane de oyunu var. Ulan orada kapı vardı. Ben Sherlock'u izleme çıkarımlarını bayılmışsam. Onu ben de izledim. Aha. Çocuğun şeyi. Fotoğrafı. Anahtar vardı. Anahtar kullan. Doğru maymuncuk mu? Şimdiki. Nasıl seçeceğiz? There's no space for this lockpick. Bu kadar mıymış? Evet, şuna bir bakalım. Lordlar ve eğitim programı hakkında haber bildirileri. Lord Marsh dostları Lord Harrington ve Lord Collins'e katkı sağladığı özel eğitim programının kurucu ortağıdır. Bu üç centilmen mücadele, toplumumuzun bir basamak daha yükselmesine destek olmak üzere yoksullara daha iyi bir başlangıç güvenilir gibi yöntem. Bu ne? Polisi daha önce de bulduğumuz kapı arkadaşlar. This is the list of selected participants for October's special education program. According to this poster, John Strobridge is missing. Let's compare them with people from Hearst documents. De yok. Yok. Ha, sayfayı çevir. Abi Team Simulator diye bir oyun vardı. Hırsızlık yapıyoruz falan, onu oynama imkanı var mı? Dur yayından sonra bakayım. Ha, Thomas Kelly. William. This man appears in both. Patrick burada. Reginald da burada. John. Marş'ın belgesindeki bütün insanlar George Orwell'ın dosyalarında işaretlenip tarihlendirilmiş. B grubu, B grubu, C grubu, B grubu. Tamam. Şimdi bu ne? Sevgili Tom, bu mektubu okursam benim öldüğüm anlamına geliyorum. Adam ölmüş. Bu şekilde bittiği için çok üzgünüm ama bilmesi ki başka şansım yoktu. Sen çok akıllı bir çocuksun, seninle gurur duyuyorum. Umarım bir gün beni anlayıp affedersin. Seni çok seviyorum oğlum. Ümitsizliğe kapılma, mutlu olmaya çalış. Bir gün büyük kocaman adam olacaksın ve bu düşündüğümden de hızlı gerçekleşecek. Yalnız olmayacaksın. Annem ve ben cennette seni izliyor olacağız. Seni çok seven baban. Sevgili George. Adama yazılmış bu da. Seni anlıyorum ve bu duruma çok üzülüyorum. S grubundakiler çok öldürmüş. Ben S grubu
Aynı senin gibi ben de hiç bulamıyorum. Gündelik bir iş bile yok. Çocuklarım aç. İş sorduğum patronlar bana gazilerin kendileri için çalışmalarını istemediklerini söylüyorlar. Askerlik hizmetimizin hiçbir anlamı kalmadı. Ülkemiz savaşta bizi kullandı ve şimdi terk etti. Adam askere de gitmiş. Kimsenin umurunda değiliz. İki tane de vermiş şey. Başka, dur şurada bir tane şey var. Nişan, Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı'nın majesteleri. Kraliçe Victoria adına ben İngiltere ordusu binbaşı Frederick Russell Burnham olarak ilan ediyorum. Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı'nın onurlu bir asker olan George Orsa, askerlik hizmeti sürecinde gösterdiği yiğitliklerden dolayı ülke olarak minnettarlığımızı anarız. Bu vesileyle İngiltere ordusunun kendisini seçkin davranış madalyasıyla ödüllendiriyor ve askerlik görevini yaparken aldığı yaralardan dolayı kendisine emeklilik hakkını teslim ediyorum. Binbaşı Frederick Russell Burnham. Adam Gazi. Şimdiki. Ne varmış lan? Yok, buradaymış. Onu yanına almış diyor. Tüfeğin nereye saklayabileceğini bul. Burada başka bir şey var mı? Epping Forest diyor. Ormanın bir haritası. O da tamam. Başka başka. Burada başka bir şey yok. Şurada ne bulabiliriz? Burada da bir şey yok. Şimdi buraya ne geldi? Ben bunu sonra yapacağım ya. Bundan bir bok anlamadım ben. Nerede lan? Ha. I hope you'll find my father soon. Babanın. Şimdi veda mektubunu bulduk. İzledim oğlum, ben bitirdim onu. Değil mi diyor lan? Nereye gidelim? Buraya gidelim. Oynayamayınca izliyorum.
Well, well. Sweet slumber after a hard working day. On my pillow. Ha, dur lan neyi seçtik dur. İncele. Abi Sherlock'un köpeği olmak vardı. Wolfshack. Kaç yılında yapmıştı bunu? Dur. Kaç yılında yaptığını göstermiyor ya. Savaşla ilgili şeyleri seçelim bakalım. Seksen üç, seksen dört. Abi kırıldı. Seksen beş, in aşağı. Miran. Hı? Samet ne yapıyorsun, nasılsın demiş sana. Döneyim o zaman. Orada bir sigara içeyim. Açıkta Samet'le muhabbet edeyim. İyidir Samet'cim, sen ne yapıyorsun, sen nasılsın? Burada da bir şey yok. Dur şuna bakalım bir. Rozetler madalyalar. Ha. Wolfshack, yarı kurt yarı uzun ayaklı tavşandan oluşan bir semboldür. Gri gözlüler, gözcüler tarafından kendilerini tanımlayan bir lakap olarak kullanılmıştır. Gri gözcüler Amerikan ordusunun ilk keskin nişancı birliğiydi. Okey, bir tane daha bir şey geldi. Allah iyilik versin, otur bakalım. Bir Instagram'da versene Samet. Takip edip. Ben bir şey oynamıyorum. Ben orada yazı yazıyordum. Geldi mi lan kız? Gelmemiş. Watson nerede? Aslında yok. Orman vardı bir. Ormana nasıl gideriz ki? Ahmet. Ula. Aha. Oğlum madem bir şey yapmayacağım, niye seçtiriyorsun? Ahmet çıkma dağı. İngiltere sor. Yok oğlum ya. İngiltere sokaklarında ne birazcık şiiri? Şöyle bir gezinelim. Şiir mi kaldı? Ne var ne yokmuş. Bir bakalım. Bu sarı kapşonlu bebe sen misin? Gitmeyeceğim ya. Ya da git. Yok.
elephant. Strange, but somehow makes me think of Mycroft. Mycroft, huh? Dancing elephant. Strange, but somehow makes me think of Mycroft. Samet Rivaldi ya Rab, fazladan unutmuşum. Al kapşonu bebe sensin. Al kapşonu. Selamünaleyküm Kamala. Hemen gel baba. Tamamdır Samet. Yeter ya bugünlük.